Düzce, Hatay, Mersin, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerimizden gelen siz kıymetli muhtarlarımızı misafir ediyoruz. Yerimiz küçük ama gönlümüz büyük. İnşallah, inşallah yeni yerimiz yapılıyor. Orada aynı anda 2000 civarında muhtarımızı ağırlayabileceğiz. İkramlarımızı orada milletim adına sizlere yapabileceğiz. Sözlerimin hemen başında dün Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın Paşamızın da bulunduğu 13 askerimize, ayrıca Lice'deki operasyonda şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. 23. Sınır Tümen Komutanlığı görevini yürüten Tümgeneral Aydın'ı Kayseri Komando Tugay Komutanı olduğu dönemde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine kadar sergilediği o güçlü duruşla da hatırlıyoruz. 15 Temmuz'da da güçlü bir duruşu olmuştu. Ve Kato Dağı'ndaki operasyonları yöneten Tümgeneral Aydın buradaki başarısıyla da gerçekten çok değerli, müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir. Ülkemizin bundan sonra vereceği mücadelelerde de önemli görevler üstlenmesini beklediğimiz bu komutanımızın ve diğer askerlerimizin kaybından fevkalade müteessirim. Rabbimiz bize şehitlerimizin diri olduğunu, fakat bizim bunu göremediğimizi Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Görüyorsunuz, Şehitler Tepesi hiç boş kalmıyor. Şehitler Tepesi hiç boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar 5 vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz. Şehit Tümgeneralimiz Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmenken yazdığı Hanke'ye Ağıt isimli şiiri burada sizinle paylaşmak istiyorum. 90 kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygısız. Sis, çamur, kanla, terle üzerindeydik bulutların. Ayrım Hanke yaylasında yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde yürüyorduk dağlara. Şehitlerden selam geldi savaşan tüm sahalara. Uzaklarım yakınlaştı inancımla, davamla. Uyan Hanke, geliyorum heybetimle, havamla. Evet, mücadelesiyle milletimizin umutlarını yeşerten komutanımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ve bir hafta önce Kato Dağı'nda İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'yla beraber orada incelemelerdeyken kendisiyle telefonla görüşmüştüm. Ve orada, Cumhurbaşkanım, bizim bu mücadelemiz sadece burası için değil. Buralarda zafere ulaştığımızda İstanbul'da da zafere ulaşmış olacağız
Ankara'da da yurdumuzun dört bir yanında demişti. İşte bu kahramanlarla yürüyoruz. Ruhun şad olsun. Hiç merak etme. Allah'ın izniyle bıraktığınız yerden bu bayrak yere düşmeden yola devam ediyoruz. Bir kez daha terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Değerli kardeşlerim, vatan topraklarımızın her bir karışı bizim namusumuzdur. Kimseye el uzattırmayız. Buna cüret edene de dünyayı dar ederiz. İstiklal Harbimizden bugüne kadar vatan topraklarını korumak için kesintisiz bir mücadele yürütüyoruz. Terör örgütleri üzerinden ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara hamdolsun bugüne kadar aman vermedik. İnşallah bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu güçlü duruşun elbette bir bedeli vardır. Şehitler veriyoruz, gazilerimiz oluyor ama emin olun hiçbir şehidimizin kanını yerde, geride bıraktıklarının ahını havada koymuyoruz. Hiçbir gazimizin yaptığı fedakarlığı karşılıksız bırakmıyoruz. Sadece son 2 yıl içinde sınırlarımız içinde ve dışında yaptığımız operasyonlarda 10.000 teröristi etkisiz hale getirdik. Buna karşılık dün Lice'de ve Şenova'da verdiklerimizle birlikte 945 şehidimiz var. Yani 1'e 10. Aynı dönemdeki operasyonlarda 8.300 silah, 1.270.000 mermi, 360 ton patlayıcı madde, 18.000 el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Şimdi soruyorum sizlere. Bir orduyu baştan sona donatacak kadar büyük miktarlardaki bu silahları, bu mühimmatı terör örgütlerine verenlerin amacı nedir? Kimse kimseyi kandırmasın. Amacın Türkiye'yi bölmek, parçalamak, bölgemizdeki diğer pek çok ülkenin başına gelen felaketlere maruz bırakmak olduğu gün gibi aşikardır. Terör örgütleri bu kirli hedeflerin sadece maşalığını yapıyor. Devletimiz her kademesine sızmış hainlerden temizlendikçe terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar da artıyor. Geriye doğru dönüp baktığımızda terörle mücadelemizin niçin arzu ettiğimiz şekilde ilerlemediğini çok daha iyi görüyoruz. Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz diye bir atasözümüz var. Hırsız içeriden. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. FETÖ ve PKK için gayret eden içerideki hainler ülkemize verdikleri pek çok zararın yanında terörle mücadelemizi de baltalamışlardır. Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar? Görmedim, duymadım, söyledim diyerek üç maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır. Bunu da açıkça söylüyorum. Siz kime anlatıyorsunuz ya? Kime bu oyunu oynuyorsunuz? Sen F-16'larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin. Hala görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım diyeceksin. Kime aldatıyorsun? Bütün belgeler, her şey, görüntüler ortada. Yurt dışındaki ağababalarının da peşlerini bırakmayacak, adım adım takip ederek hak ettikleri akıbete düçar olmalarını sağlayacağız. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya, ihanet cezasına mahkum etmiştir.
Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum. Diğer terör örgütleri için de aynı durum geçerlidir. Artık bu ülkenin ekmeğini yiyip, bu milletin imkanlarını kullanıp gizliden gizliye ülkesine ihanet etme dönemi geride kaldı. 2015 yılındaki Çukur eylemleri PKK'nın, 15 Temmuz darbe girişimi de FETÖ'nün gerçek yüzünü göstermiştir. Bir şüpheniz var mı bunda kardeşlerim? Her şey ortada mı? Soruyorum sizlere. Sizler muhtarlar olarak bu işlerin içinde değil misiniz? En yakından bunları görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Ve devlet muhtarlarıyla da el ele çalışarak Allah'ın izniyle bunları tamamen gün yüzüne çıkaracaktır. Bu örgütler yularlarını ellerinde tutan güçlerle birlikte deşifre olmuşlardır. Açık konuşuyorum. Eğer kendilerine verilen dış destek olmasa Türkiye bölücü terör örgütünü de diğer terör örgütlerini de bu yıl sonuna kalmadan eylem yapamaz hale getirecek imkana, kabiliyete ve kararlılığa sahiptir. Elbette o destekler bir gün kesilecektir. Değerli kardeşlerim, işte bu noktada Türkiye'nin güvenliğinin ve geleceğinin sadece kendi sınırları içindeki mücadeleyle mümkün olmadığını hepimiz bilmeliyiz. Bu bir gerçek. Hatırlarsanız bir dönem Suriye tarafından atılan kurşunlarla, roketlerle Kilis'te ve sınır boyundaki yerleşim yerlerimizde her gün kayıplar veriyorduk. Vatandaşlarımız yolda giderken önleri yerine gökyüzüne bakarak yürür hale gelmişlerdi. Bunun üzerine biz ne yaptık? Gaziantep'te gerçekleştirilen bir canlı bomba saldırısının ardından ki o gün 53 kardeşimiz şehit oldu. Kararımızı verdik. Dedik ki Fırat Kalkanı harekatını başlatacağız. Başlattık mı? Cerablus'tan girdik mi? Ardından Errai'den girdik mi? Ardından Dabık'a indik mi? Dabık'tan Elbab'a girdik mi? Girdik. Ve DAEŞ'i buralardan temizleyip attık ve o toprakları sahipleri olan Arap kardeşlerimize verdik. Sağdan ve soldan ciddi şekilde sıkıştırılmamıza rağmen bu operasyon hedefine ulaştırdık. Kusura bakmayın dedik. Artık göbeğimizi biz kendimiz keseceğiz. Çünkü sizlerle dayanışma halinde bunu yapalım dedik, olmadı. Şimdi buradan yine söylüyorum. Bundan sonra da eğer topraklarımıza oralardan en ufak bir taciz olursa, saldırı olursa biz sağa sola bakmadan gereğini yaparız. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Şu anda 911 kilometrelik Suriye sınırının yaklaşık 650 kilometresini duvarlarla örmüş vaziyetteyiz. Çok muhkem duvarlar örüyoruz. Ve bu 911 kilometreyi aynı şekilde öreceğiz. Ki teröristlerin giriş çıkışlarını, silah aktarmalarını, şunu bunu engelleyelim. Sadece duvar örmekte kalmıyoruz. Ve bu duvarları da aynı zamanda tüm araç gereçlerle donatıyoruz. İşi kolaylaştıracağız. Irak sınırında aynı şeyi yapacağız. Ve İran sınırının da uygun olan yerlerinde bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü bu teröristlerin giriş çıkışları ülkemize artık daha kontrollü bir şekle dönüşsün. Giremeyecekler. Sadece malum giriş çıkış kapıları vardır. Oralardan giriş çıkış yapabilir. Kim? Normal vatandaş. Terörist değil. Bugün artık Kilis'te hiçbir vatandaş inşallah nasıl başımıza roket düşer mi endişesini taşımıyorsa tüm illerimizde de artık bu hale inşallah geleceğiz. Teröristlerden temizlediğimiz bölgelere dönen 100 binin üzerinde şu anda Suriyeli kardeşimiz de
kendi topraklarında güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. 100 bin Suriyeli topraklarına döndü. Buradan çıkartacağımız ders şudur. Ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyorsak, önce sınırlarımızın ötesini güvenli hale getirmek mecburiyetindeyiz. Hem kendi vatandaşlarımızın hem de bize sığınmış kardeşlerimizin geleceği için bu sorumluluğu üstlenmek mecburiyetindeyiz. Bizden sınırlarımız boyunca gözümüz göre göre bir terör devleti kurulmasına sessiz kalmamamızı bekleyenler kusura bakmasınlar. Bizi hiç tanımamışlar demektir. Geçmişte kurumlarımıza sızmış ihanet çetesi mensupları vasıtasıyla belki bu tür operasyonlar yapabiliyorlardı. Ama artık o günler geride kaldı. 15 Temmuz ihanet girişimi, daha önce sezdiğimiz, tahmin ettiğimiz, ufak tefek emarelerini gördüğümüz pek çok gerçeği gün ışığına çıkardı. Karşı karşıya geldiğimizde yüzümüze gülenlerin arkamızdan neler çevirdiğinin gayet iyi farkındayız. Elbette bizim önceliğimiz meselelerimizi siyaset yoluyla, diplomasi yoluyla, görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturmaktır. Ama bunların işe yaramadığı yerde ülkemizin ve milletimizin bekasını korumak için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmesini de çok iyi biliriz. Değerli kardeşlerim, şairin dediği gibi bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. İşte 15 Temmuz'da gördük ki bugün de ülkemizde kendini tarihe vermeye hazır 80 milyon kahraman hazır bekliyor. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yoktur. Olmayacaktır. Ülkemizi korumak için nereye kadar gitmemiz gerekiyorsa oraya kadar gideceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. İşte bunun için ne demiştim? Bir gece ansızın gelebiliriz. Ne zaman? Nerede? Herhalde bunu açıklayacak değiliz. Değerli muhtar kardeşlerim, esasen bizim endişemiz ve kavgamız sadece kendimiz için de değildir. Biz ülkemizdeki ve bölgemizdeki kardeşlerimizle birlikte tüm dünyanın huzuru, güvenliği, iyiliği için çalışıyoruz. Özellikle terörle mücadele konusundaki hassasiyetimizin, çağrılarımızın gerisinde bu anlayış vardır. Türkiye'nin sözüne kulak verilmedikçe dünyanın her köşesinde terör eylemlerinin cüreti ve sıklığı artıyor. Son dönemde Afganistan'dan Fransa'ya, Pakistan'dan İsveç'e, Irak'tan Belçika'ya, Suriye'den İngiltere'ye, Filipinler'den Almanya'ya kadar pek çok ülkede kanlı terör saldırıları oldu. Bakınız bu terörü Türkiye'nin sorunu olarak görenler için çok ibretlik bir fotoğraf var. İşte bu olaylar. Türkiye 5000 terör şüphesini sınır dışı ederken bunlar terör şüphelisi. Bunları sınır dışı ediyoruz. Ve haber de veriyoruz. 53 binine ülkeye giriş yasağı koyarken maalesef bugün eylemlerle sarsılan Avrupa ülkelerinden ciddi bir istihbarat desteği alamamıştır. Tam tersine bu ülkeler Türkiye'nin terör örgütü üyesi olarak bildirdiği isimleri korumuş, kollamış, hatta iltica başvurularını kabul etme yoluna gitmiştir. Almanya bunlardan bir tanesidir. Bakın bu kadar açık konuşuyor. Hatta şu anda birçok NATO'da görev yapan subayları dahi bazı NATO'daki ortaklarımız, müttefiklerimiz iltica taleplerini kabul etmişlerdir.
Geçtiğimiz günlerde Amerika'da ırkçı bir terörist sadece ve sadece Müslüman oldukları için iki kadına saldırmışlardır. Aynı terörist onları korumaya çalışan iki kişiyi de bıçaklayarak öldürmüştür. Amerika bu olayın vehametini, dikkat edin, terörist olarak suçlamıyor. Bunu nefret suçu diyerek azaltmaya çalışsa da bu bir terör saldırısıdır. Buna nasıl nefret suçu dersin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ey Amerika! Ekonomik olarak dünyada çok büyük bir ülke olabilirsin. Ama hak ve adaletler konusuna gelince kusura bakmayın. Bakınız, Amerika'da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı. Hemen hemen her Ramazan'da Dışişleri Bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi. Fakat bu Ramazan'da Amerika Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede? Hani ayrımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? Şimdi bizim de tabii ki bakışımız ister istemez değişiyor. Biz uygulamaya bakarız. Lafa değil. Mısır'da sadece dinlerinden dolayı Hristiyanlara saldıranlar nasıl teröristse, Amerika'da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran, onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir. Batı ülkeleri teröristlere, terör örgütlerine karşı sergiledikleri bu çifte standardı terk etmeden huzura ve güvene kavuşamayacaklardır. Türkiye teröristlerle ilgili talepte bulunduğunda bizde yargı bağımsızdır diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışanlar benzer istekleri bize yönelttiklerinde aynı ilkeyi asla gözetmiyorlar. İşte böyle böyle. Bizim vatandaşımız sizde cezaevinde, onu bize verin. Tamam da önce siz cezaevinde olmayan terörist başını bize bir verin bakalım. Ona 400 dönüm arazi tahsis edeceksiniz. Oradan 170 ülkeyi idare edecek böyle bir terörist, 80 koli dosya göndereceğiz. Bütün bunlar elinizde. Buna rağmen hala öyle mi böyle mi deyip zaman kazanmaya çalışacaksınız. Böyle bir şey olamaz. Bu aramızdaki itimadı sarsar. Ve nitekim de sarsıyor. Biz bedel ödüyoruz. 249 şehidimiz var bizim 15 Temmuz gecesi. 2193 gazimiz var. Siz bize bunları unutturamazsınız. Kusura bakmayın. Bundan sonra her şey karşılıklı. Sizin yargınız mı var? Bizim de yargımız var. Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki terörle ilgili hususlar yargıdan önce siyasetin konusudur. Ve bir devlet politikasıdır. Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. Şu mübarek Ramazan gecesinde iftarında tüm muhtar kardeşlerimin olduğu şu güzel muhabbet sofrasında terör örgütleriyle ilgili siyasetinizi, tavrınızı, tutumunuzu ey dünya lütfen gözden geçiriniz. İşinize gelen eylemleri yapan terör örgütlerine arka çıkar, silah ve para başta olmak üzere her türlü desteği verirseniz, namlunun ucu size döndüğünde sesinizi duyacak kimse bulamazsınız. Bunu da böyle biliniz. Biz teröre çok kurban vermiş, terör yüzünden büyük maddi ve manevi acılar çekmiş bir ülke olarak tüm dünyaya çok geç olmadan bu konuda ortak bir anlayış birliğine varılmasını teklif ediyoruz. Bu çağrımızda samimiyiz
ve üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin gücü karşılaştığı tüm zorluklara, sıkıntılara, saldırılara, engellemelere rağmen kendi yolunda yürüyebilme iradesine ve imkanına sahip olmasından kaynaklanıyor. Biz hem terörle mücadele ederiz, hem insani kalkınma yardımlarında milli gelirimize oranla ilk sırada yer alacak bir gayret ortaya koyarız. Biz böyle bir ülkeyiz. Niye? Biz şunu biliyoruz. Veren el, alan elden hayırlıdır. Biz hem bölgemizdeki krizlerle uğraşırız, hem küresel düzeyde yatırımları hayata geçiririz. Biz hem ekonomide maruz kaldığımız haksız engellemelerin üstesinden geliriz, hem de büyümemizi devam ettiririz. İşte Nisan ve Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Nisan'da ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %17 artış gösterdi. Mayıs ayı geçici rakamları da bu ayda ihracatın yine %16 arttığına işaret ediyor. Elhamdülillah. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat artışı %10 seviyesindedir. Mayıs itibariyle de 12 aylık ihracatımız da 147 milyar doları buldu. İş adamlarımızla dünyayı adeta karış karış gezerek yeni kapılar açmak için gösterdiğimiz çabaların meyvelerini hamdolsun yavaş yavaş topladığımızı görüyoruz. Şu anda Rusya'da yaptırımlarını Sayın Putin'in attığı imza ile kaldırmış durumda. İnşallah Rusya'ya yönelik ihracatımız da hareketlenecektir. İstihdamın da sıkıntılı dönemini geride bıraktık. Başlattığımız istihdam seferberliğiyle yılbaşından bu yana bakınız 1,2 milyon yeni istihdam oluşturduk. Hani bir toplantı yaptık ya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde. Bütün iş adamlarına seslendik. Hadi bakalım dedik. Şimdi bir alım yapacaksınız. 1, 5, 10. Ne olacak? Al. İhtiyacım var. Bak bu kadar imkanlar da veriyoruz. Bu işsiz kardeşlerimiz ama düz işsiz. Bunları alın ki sizler de bu arada hem o kardeşlerimize sahip çıkmış olun, hem de bu işsizliği, bu bir milli mesele, yerli mesele. Beraber bunu çözelim. Ve sağ olsunlar 1,2 milyon işsiz iş sahibi oldu. İnşallah yakın bir zamanda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz. 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte 2013 yılından beri neredeyse kesintisiz bir şekilde süren seçim ve karmaşa dönemini artık geride bıraktığımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde önce milletimizin birikmiş meselelerinin çözümüne yönelik 180 günlük bir kısa vadeli eylem programı hazırlayıp hayata geçireceğiz. Yani yıl sonu itibariyle. Ardından 2019 seçimlerine kadar olan dönemi en verimli şekilde kullanmanın gayreti içinde olacağız. Bu süreçte 2023 hedeflerimizi güncelleyecek ve bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandıracağız. Ayrıca 2035 yılına yönelik hedeflerimizi belirleyeceğimiz yeni bir çalışma başlatıyoruz. Milletimiz bugüne kadar bize her konuda destek verdi, güç verdi. Şimdi sıra bizde. Milletimizin bu fedakarlıklarına, bu gayretlerine karşılık demokraside ve ekonomide yeni atılım dönemini inşallah hep birlikte neticeye ulaştıracağız. Değerli kardeşlerim, muhtarlarımızla her buluşmamız Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini siyasetten ekonomiye, kültürden spora,
her konuyu değerlendirdiğimiz bir adeta fikir şöleni şeklinde geçiyor. İlk başlarda birileri bizim buradaki muhabbetimizin, kucaklaşmamızın anlamını çözemedikleri için meseleyi çarpıtmaya, hatta işi muhtarlarımıza hakarete kadar vardırıyorlardı. Sonra baktık ki onlar da muhtarlarla toplantı yapmaya başladılar. Elhamdülillah. İyi bir gelişme değil mi? Çünkü ne kadar bir araya muhtarlarla gelen siyasiler, genel başkanlar, liderler olursa neticeye ulaşmak da o kadar hızlar. Açıkçası bundan memnun olduk. Hiç değilse bu şekilde muhtarlarımız aracılığıyla ülkemizin ve milletimizin gerçek gündemini, gerçek meselelerini öğrenme imkanına kavuşurlar diye ümit ediyoruz. Demokrasi piramidinin ilk basamağı olan muhtarlar, onlarla beraber son basamağı olan Cumhurbaşkanı'nın bu güzel birlikteliği, aradaki tüm mekanizmaları da tabii olarak harekete geçiriyor. Milletvekilinden belediye başkanına, vali ve kaymakamına kadar herkesin muhtarlarımızla olan ilişkilerine çeki düzen verdiğine bu buluşmalarımızın inanıyorum. 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemde inşallah sizlerle daha yakın bir istişare ve işbirliği içinde olacağız. Her ne kadar bazıları muhtarlıklar kapatılacak yalanıyla kafaları bulandırmaya çalıştıysa da 16 Nisan'da bunlara en güzel cevabı sizlerin verdiğini biliyorum. Muhtarlıklar kapandı mı? Ya böyle şeddeli yalan olur mu ya? Anayasayla teminat altına alınmış olan bir muhtarlık müessesesini seçilecek Cumhurbaşkanı ertesi gün kapatacak diyor. Ya böyle bir şey yok. Nasıl bu yalanı da uyduruyoruz? Değerli kardeşlerim, siyaset dürüstlük üzerine kuruludur. Yalan üzerine değil. Onun için de yalana müracaat edenlere benim muhtarlarım haddini bildirmelidir. Muhtarlarımız yeni Türkiye'nin inşasında bizim en büyük yardımcılarımız olacaktır. Mahalleler ve köylerden başlayıp dalga dalga ülkemizin tamamını kucaklayacak yeni demokrasi ve kalkınma hamlemiz için hep birlikte çok daha fazla çalışmalı, gayret göstermeliyiz. Yaşadığımız sıkıntılar ne kadar büyük olursa olsun, bu sıkıntıları çıkartanlar ne kadar güçlü olursa olsun asla geri adım atmayacağız. Değerli kardeşlerim, rahmetli Abdurrahim Karakoç ne diyor? Yerindedir daha aklım, İradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk Nebi Hazreti Adem, susarsam hakkını helal etmesin. Evet, biz de susmayacağız. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Anlaştık mı muhtar kardeşlerim? Çünkü sizler yerelden başlayan, genele yayılan bir davanın mücadele erlerisiniz. Bunu böyle biliniz. Demokrasi sizde başlar. Ve bilesiniz ki sizde biter. Onun için yükünüzün ne kadar ağır, ne kadar önemli olduğunu bilmenizi özellikle istirham ediyorum. Ve bu duygularla bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, bu gazi mekanı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica ediyorum.
İftarımızı birlikte yapacağız. Şimdilik sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı...